Anılarım güzellerimizi aydınlatıyor. Dostlar hoş geldiniz. Avrupa Demokratik Güç Birliği'nin ben organizasyon olarak bu paneli düzenledik. Bir kısmınız tabii yakın takip ediyorsunuz ama Avrupa Demokratik Güç Birliği'yle ilgili kısacık bilgi vereyim size. Avrupa'da 22 tane Türkiye'de Kürdistan'da demokrasi mücadelesi veren örgütün, partinin, göçmen örgütünün, yöre örgütünün, inanç örgütünün yan yana getirerek kurduğu bir yapılanma Demokratik Güç Birliği. Esası da aslında tam da isminde olduğu gibi demokrasiyi kazanmak için faşizme karşı, ırkçılığa karşı, yükselen savaş tehdidine karşı barışı isteyenlerin, demokrasi eşitliği isteyenlerin sesinin daha güç, hareketinin daha güçlü ilerleyebilmesi için yan yana gelmiş bir yapılanma Demokratik Güç Birliği. Bende de bu Demokratik Güç Birliği'nin 13 tane kurumu, işte burada bulunduğunuz dergah, TÜTÜŞ, Kürt Derneği, ADK, SYKP, ATİK, İsviçre, yani çeşitli kurumlar, burada olanlar yan yana geldik. Tek derdimiz siyasi çalışmaları organize etmek değil. Dün akşam bir kısmınız oradaydınız, Sabah Pınarı belgeselini organize ettik izlemek için. Yani bende yaşayanlar olarak biz, bende yaşayan demokratlar, devrimciler, ilericiler, yurtseverler olarak birbirimizin hayatına değmek istiyoruz. Birbirimizle konuşmak istiyoruz. Türkiye, Kürdistan, Orta Doğu, Ukrayna, İsviçre, dünyanın sorunlarına nasıl çözüm üretebiliriz, nasıl katkı yapabiliriz diye birlikte kafa yormak istiyoruz. İyi ki geldiniz. Bugünkü panelimiz daha çok Türkiye'ye odaklı olacak ama mutlaka bunun Avrupa'ya değen yerler olacak. Demokrasi mücadelesi ve ittifaklar problemi. Yani esasında hepimizin sabahtan akşama ne olacak, nasıl olacak, bu Erdoğan, AKP, MHP iktidarından nasıl kurtulunacak, sonrasında nasıl demokrasi güçlerinin yararına bir çizgi kurulabilecek, bunu beraber tartışalım istedik. Konuklarımızı Emir abiyle tanıtacaktır. Ben uzatmayayım, sözü onlara veriyorum. Tekrar hoş geldiniz. Saygıdeğer yoldaşlar, değerli canlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün demokrasi mücadelesi ve ittifaklar konu başlıklı panelimizle birlikte olacağız. Avrupa Demokratik Güç Birliği'nin bileşeni olan İsviçre Demokratik Güç Birliği ve ben güç birliği olarak biz böylesi bir paneli önümüzdeki dönemde Türkiye'de olası bir seçime karşı, faşizme karşı birlikte nasıl kazanabileceğimize hizmet edeceğine inandığımız için böylesi bir paneli düzenledik. Bu paneli düzenlerken de biri HDP'den, biri Alevi cenahından, biri de Türkiye'den panelist olsun istemiştik. Türkiye'den Sayın Ayşegül Devecioğlu aramızda. Kendisi gazeteci, yazar, siyasetçi, kadın hakları savunucusu bir kişi olarak şu anda aramızda. Yorgun Argün Türkiye'den geldi. Türkiye'den mutlaka selamlarını verecek ama biz selamlarını almış olduk. HDP adına da biz gibi politik mülteci pozisyonuna düşürülmüş olan Berlin'de oturan saygıdeğer kardeşimiz, yol arkadaşım, mücadele arkadaşım Sibel Yiğit aramızda. Aynı zamanda aynı inancı birlikte taşıyor olmanın haklı gururunu taşıdığım Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı ve aynı zamanda Kureşan Ocak pirlerinden pirimiz Hüseyin Van aramızda. Kendisine de hoş geldiniz diyoruz. Biz kendilerinden görüştük. İki oturumlu bir panel olsun istiyoruz. Birinci oturumda her bir panelist demokrasi mücadelesi ve ittifaklardan ne anladığına dair 15'er dakikalık bir sunumda bulunacaklar. Sonrasında bir ara vereceğiz. Çay ve kahve molası. Daha sonra da soru ve cevapla ikinci oturumunu gerçekleştirip 18, bilemedi zengin 18.30 gibi bitirelim istiyoruz. Hüseyin Matfirimiz Almanya'ya dönmek zorunda. Son treni de bazen de sanırım 20 öncesinde yetişmesi gereken bir durum söz konusu. Bütün bu açıklamalardan sonra demokrasi mücadelesi ve ittifaklardan ne anladığımıza dair uzaktan gelen şu anda bir sanatımız olan Ayşegül Devici hocamıza söz vermiş olayım. Tamam. Söz sizde. Böyle ayağa kaldırıp konuşalım. Nasıl rahat ediyorsanız. Nasıl rahat ediyorsanız. Arkadaşlar merhaba. Benim şeyim Türkiye'yi temsil eden bilmiyorum ama
memleketimizden insanların artık öğün atladığı, sokaklardan çürük sebze meyve topladığı pazarlardan hak ve özgürlüklerin sonsuz derecede kısıtlandığı, ekonomik adaletsizliğin görülmemiş boyutlara ulaştığı, işte hepimizin bildiği 40 yıldır kendi içinde biz savaşın bütün yıkımlarını taşıyan, insani, toplumsal, ekolojik yıkımına taşıyan, Kürt sorununa demokratik, barışçı çözümü geliştirememiş ve bunun sonuçlarını yaşayan hepimizin bildiği ülkemiz Türkiye'den bu panele katıldım. Önce davetlikleri için arkadaşlar teşekkür ederim. Şimdi ben biraz demokrasi için birlikten çok kısa söz edeyim. Ben demokrasi için birlik sözcüsüyüm. Demokrasi için birlik 5-6 yılımızı doldurduk aslında. 6 yıl önce demokrasi güçlerinin birliğini sağlamak için kuruldu. Ve 4 ana hedef ortaya koydu. Bunlardan bir tanesi barıştı. Bir tanesi daha o zaman tek adam rejimi inşa edilmemişti ve başkanlık sistemine doğru bir gidiş vardı. Başkanlık sistemine karşı çıkmak, laiklik ve o halde KHK'lara karşı çıkmak gibi 4 temel hedef de ortaya çıktı. Pandemi döneminde daha çok hedeflerimizi bir halkçı seçenek oluşturulması, yani halkın acil, yakıcı ihtiyaçlarına cevap verecek, halkın tabandan katılımına dayalı bir halkçı seçenek oluşturulması biçiminde güncelledik. O zamandan beri de 6 yıldır demokrasi için birlikte bunun mücadelesini veriyoruz. Demokrasi güçlerini belli hedefler etrafında bir araya getirme, en azından bir araya gelişler sağlamasa bile aynı hedefe aynı anda bulma gibi bir şeyi çabasını gösteriyoruz. Aynı zamanda demokrasi için birlik, katılımcı bir demokrasi, yeni demokrasi inşa etmeyi temel hedeflerinden biri olarak görüyor. Yani bir taban demokrasisinden söz ediyoruz, katılımcı demokrasiden söz ediyoruz. Şehrimizde, koordinasyonumuzda ve meclisimizde işte CHP, HDP, Türkiye'deki birçok sol siyasi parti, kooperatifler, Alevi kurumları çok sayıda temsil ediliyor. Böyle bir yapı demokrasi için birlik. Şimdi hangi koşullarda bir araya geldik? Kapitalizmin çoklu krizleriyle dünyanın aslında sürdürülemez hale geldiği, iklim yıkımının, daha doğrusu iklim çöküşünün artık hani dünyamızı kaybetme noktasına bizi getirdiği, ekonomik adaletsizliğin görünmedik boyutlara ulaştığı, krizden krize sürüklenen bir dünyada, Türkiye'de tek adam rejimi, dizginlenemez, yağmacı, faşist uygulamalarıyla karşı karşıyayız. Türkiye'de toplumsal muhalefet uzunca bir süreden beri tek adam rejiminin gitmesi için ya da kendi alanlarında, mesela ekolojik hareketinden insanlar, kendi aralarında, kadın hareketinden ya da emekçiler, büyük direnişlerle mücadele ediyorlar. Yani susmayan, bütün baskı koşullarına rağmen bütün baskı koşullarına, yani bir Twitter'da bir mesaj atmanın en az 6 ay hapiste yatmakla eş koşullarda olduğu bir ülkede susmayan, direnmekten vazgeçmeyen bir toplumsal muhalefet var. Fakat ülkedeki duruma baktığımızda da yani ittifaklar meselesini konuştuğumuz zemine baktığımızda da neyi görüyoruz? Dinci faşist bir rejimin yukarıdan aşağı inşa edilmeye çalışıldığı, işte din derslerinin ana sınıflarına kadar indirildiği, laikliğin saldırı altında olduğu, ülkenin bütün kaynaklarının, madenlerinin, zeytinlerinin, toprağının, nehrinin, denizinin yağmalandığı, tamamen yargının iktidarın sopası haline geldiği, kadın kırımının, kadın cinayetlerinin arttığı bir ülkede tarikat, çete, mafya şeyinin devleti kıskacı altına aldı. Bu koşullarda biz, çünkü bir şeyi konuşacaksak eğer, bu belli bir tarihsel, sosyal mekanda konuşulur. Yani bir ittifak meselesini konuşursak da bunu bir zeminde konuşuyoruz. Bu zeminde sizlerin de aslında çok iyi takip ettiği, benim de işte anlatmaya çalıştım.
Bu tarihsel toplumsal koşullar ortaya çıkıyor. Şimdi az önce bir toplumsal muhalefetin varlığından söz etmiştim. Yani bütün baskılara rağmen itirazlarını yükseltmekten bunun bedelini ödeyen, yani o emekçilerin filan direnişleri açlıkla yapılan direnişler. Yani onların arkasında büyük destekler filan yok. Buna rağmen bu toplumsal muhalefetin ağırlıkla ekonomik adalet diyebileceğimiz taleplerini karşılayacak, yani yakıcı sorunlarına, toplumun ifade ettiği bu yakıcı sorunlara cevap verecek, iklim çöküşüne cevap olabilecek, kadın kırımına cevap olabilecek, savaş meselesine ve ülkenin bütün kaynaklarının 40 yıldan beri, belki de 45 yıldan beri sürmekte olan savaşa kullanılmasına yanıt verecek bir siyasi iradenin henüz oluşmadığını görüyoruz. Topluma bir takım çözüm önerileri getiriliyor. Bu çözüm önerilerinin ise büyük ölçüde bu özellikle son işte 6 siyasi partinin bir araya gelip önerdikleri bir mutabakat belgesi var. Toplumun acil sorunlarını yanıt olmaktan çok uzak olduğunu görüyoruz. Ve özellikle ekonomik adalet, yerel demokrasi ve katılımcılık gibi üç önemli aksıda büyük eksiklikler taşıdığını görüyorum. Ben yıllar önce bu anayasa tartışmaları sırasında BDP'nin anayasa komisyonundaydım ve çok sayıda mecliste çeşitli sivil toplum örgütlerinden anayasa önerileri gelmişti. Şimdi ben o anayasa örgütlerinin önerilerini hepsini okumuştum ve orada şeyi görmüştüm. Sağından soluna eşit yurttaşlık çok temel kabul edilmiş bir talep. Bu talebin bile altında, yani eşit yurttaşlığı bile ifade edemeyen, kadın cinayetleri bu kadar artmışken İstanbul Sözleşmesi'ni ifade edemeyen, ama en önemlisi de yani Kürtleri, Alevileri dışarıda bırakan ve bugün açlık, yoksulluk ve işsizlik koşullarında hayatını sürdürmeye çalışan insanlara hiçbir ekonomik çözüm önerisi getirmeyen bir toplumsal mutabakat belgesiyle karşılaştık. Biz de bir demokratik güç birliğini savunuyoruz. Bu demokratik güç birliğinin ise bütün bu sorunlara çözüm getiren bir demokratik güç birliği olmasını yapıyoruz. Özellikle bu yakıcı sorunlara bir çözüm getirmesini ve halkın katılımına dayanmasını söz ediyoruz. Şimdi bu demokratik güç birliği seçimi ıskalamamakla birlikte, yani çünkü seçim geliyor, bir gerçeklik var. Çok araya parantez açacak olursam, işte bizim oluşturduğumuz bir seçim güvenliği şeyi de var, daha bir demokratik toplum örgütlerinin platformu da var. Orada da bu seçim güvenliği için bir takım çalışmalar yapılıyor. Seçim güvenliği derken mevcut seçim, yeni değişen seçim yasasından önce Türkiye'de bütün örgütlenme, ifade özgürlüklerinin tamamen yasaklandığı, işte medyanın %99 iktidarın elinde olduğu, yargının iktidarın elinde olduğu, yani son derece antidemokratik bir şeyden bahsederken, zaten adil olmayan bir seçim ortamından bahsederken, bu yeni seçim yasası da tuz biberek. Üstelik ana muhalefet diyebileceğimiz ya da işte şu anda ortaya konulan işte altılı masa tarafından ortaya konulan ittifakın hani armut düş, piş, ağzıma düş gibi sanki dolu dizgin bir seçim değişikliğine doğru gidiyoruz ve hakikaten işte seçim olduğunda bu iktidar gidecekmiş gibi bir yönelimde olduklarını görüyoruz. Ve nesnes olarak dipte de pek çok arkadaşımızın katıldığı görüş bu. Bu altılı masada ortaya konulan mutabakat belgesinin esas olarak toplumsal muhalefeti bastırmak, sindirmek ve sokağa çıkmasını engellemek, bu talepleri görünmez hale getirmek amacını taşıdığını ve sermayenin de şeyiyle onayıyla şey yapılmış bir basit bir restorasyon projesinden ibaret olduğunu düşünüyoruz. Bunun karşısına seçimi de mutlaka seçim güvenliğini de gözeten fakat seçimi şey almayan, tamamen hedef almayan bir demokrasi ittifakının kurulması zorunludur. Çünkü bugün halkın ihtiyaçlarına yanıt verecek bir siyasi irade ortada yok. Halbuki ihtiyaçlar vardır, itirazlar vardır. Fakat bu siyasi irade. Bu siyasi irade nasıl oluşmalıdır?
Bu siyasi irade şeyi eleştirdik. Altılı Masa'nın restorasyon projesini eleştirdik. Bu siyasi irade bir yeniden inşa mantığıyla oluşmadı. Çünkü bu ülke, Türkiye tamamen yıkıma uğramış. Tamamen yıkıma uğramış. Yani bütün kurumlar yıkılmış durumda. Dolayısıyla yeniden ortaya çıkacak bir demokratik güç birliğinin bir yeniden inşa hedefiyle, yani biz yeni, demokratik, herkesin eşit yaşadığı, laik, inançların özgür olduğu, işte fikir ifade özgürlüklerinin tanındığı, iklim yıkımı için iklim politikalarının, gıda politikalarının, tarım politikalarının yeniden de inşa edici bir tarzda yeniden ele alındığı, ekonomik adaletin gerçekleştirilmesi için planlı bir ekonominin, bölüşüm adaletinin, yeni bir vergi yasasının ortaya konulduğu topyekun bir yeni projeyle ortaya çıkmazsa eğer, sadece parlamenter sisteme dönüşün ne faşizmin kurumlaşmasını engelleyebileceğini, ne de demokrasiyi güvenceye alabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü bütün dünyada da şu görülüyor, demokratik süreçler güvencesiz, yoksul insanları, ki dünyanın büyük ölçüde proleterleştiğini görüyoruz. İşte en zenginin elinde toplandığını görüyoruz. Bütün varsımlığın, en zenginin %1'in elinde toplandığını görüyoruz. Ve bunların bencilce, vahşice dünyanın kaynaklarını tükettiğini görüyoruz. Ama bütün bunlara karşı eğer ekonomik adaleti de öne çıkartan, yakıcı sorunlara hedef alan bir güç birliği ortaya konulamazsa, demokratik süreçlerin, yani o parlamenter sistem diye özetlenen demokratik süreçlerin aslında yoksul kesimleri demokrasinin kitle tabanı haline getiremediğini görüyoruz. Çünkü kendilerini demokratik süreçler güvencesizlerin, proleterleşen yanları güvence altına almıyor. Dolayısıyla böyle bir görevle karşı karşıyayız. İşte Türkiye'de biliyorsunuz HDP'nin bir tutum belgesi açıklandı. Bunun arkasından bir ittifak, daha doğrusu ismi de ittifak değil, belki güç birliği demek daha doğru, bir isim de konulamadı daha bildiğim kadarıyla. Biz de çünkü yakinen içindeyiz, takip ediyoruz. Çok büyük bir görevle karşı karşıya. Çünkü şeyi görüyoruz, toplumda adlandırılmamış belki radikal dönüşüm talepleri. Yani insanlar şeyin farkındalar, beşli çeteye ağzının payını verdi, ekonomi bu şekilde düzelmeyecek. Ne bu gelir adaletsizliği, ne bölüşüm adaletsizliği giderilebilecek. Çok daha radikal ekonomik programlara, işte belki servet vergisini gündeme getirecek. Yani baştan aşağı bu sistemi şey yapacak, yeniden düzenleyecek radikal şeye ihtiyaç var. Ve bu aslında radikal taleplerin bir şeyi de var, toplumsal tabanında var. Fakat bunların bir temsilcisi yok. Dolayısıyla esas olarak toplumun yakıcı sorunlarını hedef alan bir demokratik güç birliğinin önümüzdeki süreçte mutlaka hayata geçirilmesi gerekiyor. Bunun halka da borcumuz olduğunu, bu hakikaten ezilen, yoksullaştırılan, her geçen gün hayatta kalma çalışan, resmen hayatta, günlük hayatta kalmaya çalışan topluma borcumuz olduğunu düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Normal süresine bir dakika kala bitirdi. Teşekkür ediyorum. Ayşegül Hocam bize Türkiye fotoğrafını, yaşanan siyasal iklimi, toplumsal kırım alanlarına ilişkin genel bir hattını çizdi. Ondan sonra da biz diyoruz, Aleviler neslinde demokrasi mücadelesi ve ittifaklara nasıl bakılması gerektiğine ilişkin Avrupa Alevi Konfederasyonu Eşit Başkanı Sayın Hüseyin Mata söz veriyor. Buyurun başkanım. Eyvallah, ben kalktım. Nasıl rahat ediyorsanız. Öncelikle hem bu çalışmayı organize eden arkadaşlara teşekkür ediyorum davet etmelerinden dolayı, hem katılımcı arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sizlere de saygı ve sevgi sunuyorum. Ben bu kadar devrimci, sosyalist bir grubun karşısında İnaç Doğru Başkan olarak demokratik güç birliğine nasıl bakıyorum?
nasıl değerlendiriyor Aleviler? Aslında Aleviler açısından göç, Avrupa'ya göç bir milat olduğunu söyleyebilirim. Yani resmi devlet ideolojisi öngörebilmiş olsaydı, Aleviler Avrupa'ya gittiklerinde ki bizi göndermişlerinde gitsinler de bunlardan kurtulalım bir bakış açısıyla olaya yaklaştılar. Ama öngörselerdi Avrupa'da Aleviler hareketi kurulacak ve önemli bir yapıya kavuşacak hesabını yapmış olsalardı, 60-65 yıl önce bizim birinci kuşağı asla pasaport vermezler. Şimdi demokratik güç birliği ya da işte demokrasi adına mücadele oluşumları içerisinde Aleviler birçok çalışma içerisinde aktif yer aldı. Halen de bu konuda çalışmaları da dönem dönem birlikte yürüttüğümüz alanlarımız da var. Ama oraya değinmeden önce özellikle de Avrupa'daki Alevi hareketinin gelmiş olduğu noktayı sizlere anlatarak buraya buradan ne yapmak istiyoruz onu anlatmak istiyorum. Evet biz buraya göç ettik. Birazcık para kazanıp tekrar geri dönmeyi hesaplıyorduk. Ama bu böyle olmadı. Ve biz Avrupa'da kalıcı olduk. Buranın bir gerçek unsuru olduk. Ve daha sonra bir ihtiyaç daha söz konusu oldu. Burada Aleviler örgütleniyorsa kendi değerlerinde doğal olarak yaşamaları lazımdı. Hem inançlarını, hem sosyal değerlerini, kültürel değerlerini yaşatarak, kendi geleceğini aktararak asimilasyonu, yani sadece asimilasyon Türkiye'de değil, Avrupa'da da, yani egemen kültürlerin olduğu yerde alt kültürler maalesef zaman içerisinde asimilasyona uğruyorlar. Bunu engellemek için ya da en azından en az hasarla atlatabilmek adına Aleviler örgütlendiler. Kendi gençlerine, kendi geleceğine bir gelecek yaratmak adına. O anlamıyla da 32 yıllık Avrupa Alevi Hareketi günüyle bugünüyle baktığımızda işte Avrupa'da aşağı yukarı 14 tane ülkede örgütlenmiş, 9 tane federasyonu olan, federasyonların bir araya gelip bir konfederasyon kurdu. Yaklaşık bünyesinde 280'e yakın cemevini yöneten bir yapıya dönüyor. Biz özellikle de Almanya özelinde şunu söyleyebilirim. Biz Alman devletinden ya da işte hükümetinden anayasal şu hakkımız vardır diye talep edip almak istediğimiz herhangi bir şey kalmadı. Anayasal bir hak kalmadı. Bütün haklarımızı elde ettik Almanya. İşte burada bazı kantonunda Alevi tanındı. İsveç'te, tanındı. Danimarka'da tanındı. Britanya'da çok önemli bir aşamaya geldi. Ama biz şunun da bilincindeyiz. Sonuçta biz ne kadar burada özgürlüklerimizi elde etmiş olsak da, elde etmiş olduğumuz kazanımlar da çok önemli bir mevzi Avrupa'da sağlamış olsak da, sonuçta bizim de gözümüz, kulağımız aşağı yukarı dediği gibi Türkiye'de. Çünkü akrabalarımız orada, eş dostumuz orada, ziyaretlerimiz orası, türbelerimiz orada, birçok eşimiz, dostumuz, yoldaşımız, yarenler orada. Türkiye'nin de özgürleşmesi lazım. Türkiye'de de inançlar ve kimlikler özgürleşmedi. Özellikle de Erzurum'da doğup büyüyen bir biri olarak resmi devlet ideolojisinin nasıl işlediğini ve ciddi büyük bir toplumlarda, farklı toplumlarda, farklı kimliklerde talimata neden olduğunu birebir yaşayan insanlarız biz. O anlamıyla da sorunun aslında devlet Türkiye'de bir demokrasi sorunu olduğunu ve bu sorunu sadece Alevilerle, sadece Kürtlerle, sadece sol sosyalist devrimcilerle çözülebilecek bir mesele olmadığını da biliyoruz. Tarihsel bir geçmişi var demokrasi mücadelesinin. O anlamıyla da bugün yeniden nokta itibariyle baktığımızda evet devletin bir resmi ideolojisi var. Bu devlet resmi ideolojisi diyor ki arkadaş Türkiye, İslam milliye sınırları içerisinde herkes Türktür ve herkes Müslümandır. Bunun dışında olan bütün azınlıklara yaşam hakkı tanımayan bir perspektifle sözüm ona anayasasına eşit vatandaşlık koymasına rağmen laiklik dediğimiz unsuru yerleştirerek sanki çok demokratik bir yöntemmiş gibi ya da bir sistem kurmuş gibi yıllarca Türkiye toplumlarını yakaladılar, yavayaladılar ya da kendi içerisinde eriterek bir noktaya kadar getirebildiler.
Ama artık Kürtler örgütlenmeye başladı. Kendi siyasal yapılarını kurmaya başladı. Aleviler Avrupa'da ve Türkiye'de örgütlenmeye başladı. Ve sol sosyalist devrimcilerin de yükünü almaya başladılar. Yani bu mesele sadece sol sosyalist devrimci hareketler üzerinden sonuca gidilemeyeceğini, bir ortak mücadele hattının yaratılmasıyla ancak Türkiye'de bir demokrasi mücadelesi sağlanabilirse sonuca gidilebileceği daha anlaşılır bir noktaya geldi. O anlamıyla da biz de Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda evet burada bütün haklarımızı elde ettik. Artık Türkiye'de ne olursa olsun bir bakış açımız olmadı. Çünkü Türkiye'nin de özgürleşmesi, bütün halkların özgürleşmesi, demokratikleşmesi. Biraz önce Aşık Yunan'ın laiklikten bahsetti. Anayasada olmasına rağmen böyle bir laiklik olmadı. Zaten yıllardır hep bize söyledikleri bir laiklik sisteminden bahsettiler. Türkiye laiklik laik olacak oysa Türkiye hiçbir zaman laik olmadı. Laik de değil. Sadece anayasasına yazılmış. Şimdi biz şu kıyaslamayı yapıyoruz. Avrupa'da biz bütün haklarımızı elde ederken Avrupalılar bizim kara kaşımıza, kara gözümüze bakarak bu hakları vermediler. Anayasasında olan yasaları uygulamak zorunda oldukları için bunu verdiler. Ama Türkiye'nin de anayasasına baktığımızda, 10. maddeye baktığımızda din ve vicdan özgürlüğü, eşit vatandaşlık hakkı, kişi hakkı özgürlükleri bunlardan bahsediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de Avrupa'yı beyannamesinin 9. maddesinde de aynısını yazar. Almanya Devleti'nin 4. ve 4. anayasal maddelerinde de özgürlüklerden bahseder. Ama Avrupa'da bu özgürlükler kısmi de olsa, bakın şu anda kapitalist bir ülkede yaşıyoruz, emperyalist bir ülkede, bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani bu coğrafyanın günahı çok fazla. Ama kısmi de olsa bir demokratik ortam var. Nefes alabildik, örgütlenebildik, bir araya gelebildik, bağımsız bir hareketi yaratabildik. Eşimizi, dostumuzu görebildik, tanıyabildik ve bir örgütlük yarattık ve bu kısmi demokrasiden biz faydalandık. Bunu da kabul etmemiz lazım. Bunu da bu kısmi burjuva demokrasisine borçluyuz. Bunu da ifade etmek lazım. Mücadele etmesin. Tabii yani. Yani bu burjuva demokrasisi bizim kara kaşımıza bakarak bunları verdi. Şimdi bu burada tabii Türkiye'de de en azından belli bir yere demokrasinin gelebilmesi açısından doğrudur. Yani demokratik güçlüğü diyoruz, birlikte hareket diyoruz. Ama bir şeyi kabul ederek buradan başlamak lazım. O da ne olabilir? Birincisi, Türkiye'deki demokrasi mücadelesi Cumhuriyet tarihiyle başlamadı. Ya da işte Aleviler'in sorunu da sadece Cumhuriyet tarihiyle ya da AKP'yle birlikte başlamadı. Daha Osmanlı'dan, Selçuklu'dan gelen bir geleneğin devamı söz konusu oldu. Cumhuriyet tarihinden sonra işte 68 kuşağı, 78 kuşağı denildi. 80 darbesi denildi. Birçok şeyler yaşandı. Ama bir şeyi kabul etmek lazım. Demokrasi adına mücadele veren Kürtler olsun, Aleviler olsun, sosyalist devrimci hareketler olsun. Bir şeyi kabul etmek zorundayız ki biz kaybettik. Bunu bilerek kaybetmek zorundayız. Neden kaybettik? Bunun öz eleştirisini vererek bundan sonra bir daha kaybetmemek için ne yapacağız sorusunu sormamız lazım. O anlamıyla da eğer biz bunu iyi etüt edemezsek, analiz edemezsek yarınlara dair doğru perspektifte sunamayız. Şimdi ben bir inanç kurumu başkanıyım. Meseleye de alimi dünyasından bakarım. Bir inanç kurumu başkanı olarak bakarım. Buradan baktığımda da sol sosyalist devrimci hareket. Bir de demokrasi biliyorsunuz Demir abi. Bizim hareketimiz bu konuda demokrasi kendi içerisinde sağladı. Yani çoğuncu dediğimiz, prolar dediğimiz yapıyı oturtturdu. Bizim içimizde her türlü arkadaş var. Yani biraz daha çok konuşayım. Siz de HGK'den tutun, DEFSO'la. Halkın Kurtuluşu'ndan tutun, bilmem nereye kadar. HDP'lisinden, CHP'lisinden, Kemalistinden, ulusalcısına kadar, sosyal demokrasına kadar bütün yapıyı biz kendi kurumumuzun içerisinde barındırıyoruz. Var, sempati duyan. Herkes bizim içimizde var. Biz nasıl bakıyoruz meseleye? Çoğulcu bakıyoruz. Aleviler hak ve yaşam mücadelesinde Alevi kimliğini kendine ilke edilmiş, üst başlıkları kabul etmiş ve bu demokrasi mücadelesi kim kendini hissediyorsa bu hatta yerini alsın. Perspektifli olarak. Ve burada da başarılı oldu. Ama bir de şu var, Türkiye'de bugün eğer siyasal İslam, bakın siyasal İslam'ın en iyi alimler bu. Bir siyasal İslam'ın ne kadar tehlikeli olduğunu Avrupalılara da anlatana kadar karnımız çatladı. Hiç unutmuyorum. Bochum'da Recep Tayyip Erdoğan gelip ödül alacağı esnada biz 50 bin kişiyle 3 gün içerisinde organize olduk ve Erdoğan karşısına çıktı. Erdoğan gelmedi, ödülü de alamadı.
Ve biz orada bir şey açmıştık, manşet yaptık, yani pardon, büyük bir afiş asmıştık. Ve demiştik ki, Brose'a diktatör, bir diktatör. Alman polisleri bize müdahale etmişti. Siz bir ülkenin başbakanına böyle diyemezsiniz. Yapam o zaman başbakanını diyemezsiniz. Ama gel ilk kez Cumhurbaşkanı'yla Steinmeier'e oturduk, konuştuk. Almanya'daki bakanlarla, bürokratlarla görüşüyoruz. Burada Avrupa'da önemli bir siyasi bir ağ oluşturdu. Onlara da bunu zaman, bunlara zaman zaman AKP, AKP'nin ajantasını birçok defa anlattık. Anlamadılar. Kırmızı adıyla Erdoğan'ı karşıladılar. Çünkü siyasal İslam'ı iyi okuyamadılar. O gün bize müdahale edenler daha sonra, daha bundan 2 yıl önce Almanya'nın prestiji en yüksek, en çok satan Bild gazetesi manşetten yazdı. Brose diktatör. Ve ne kadar doğru olduğunu, yani bizim söylediğimizin ne kadar doğru olduğunu teyit ettiler. O anlamıyla da siyasal İslam'ı ve özellikle de son hükümetin Türkiye üzerinde, Türkiye halkı üzerinde ne büyük talimatlar yaptığının yavaş yavaş Avrupalılar da anlamaya çalışıyor. Bizim sonuçta Türkiye demokrasisine katacağımız en önemli unsurlardan bir tanesi Türkiye'deki aksaklıkları Avrupalılara anlatabilmek, lobi oluşturabilmek, Avrupa'daki bileşenlerimize, muhataplarımıza ya da görüştüklerimize Türkiye'deki yapılan haksızlıkları aktarabilmek. Ve bunda da oldukça başarılı olduk. Ama bu bir zaman aldı. Şimdi dönerse demokrasi güç birliğine, biz zaten Aleviler demokrasi dediğiniz güç birliği ya da yapılanmanın aslında içindeyiz. Kurum olarak aktif neresinde oluruz, nasıl oluruz, hangi koşullarda oluruz, bunu tabii ki tartışırız, konuşuruz. Ama bizim üyelerimiz zaten sizin içinizde. Yani Kürt Özgürlük Hareketi içerisinde, son sosyalistle ilgili sendika hareketleri içerisinde zaten aktifler. Biz zaten bu oluşum içerisinde Aleviler olarak varız. Türkiye'de hangi sol harekete bakarsanız, sendika harekete bakarsanız, sivil toplum, hatta Kuşları Koruma Derneği'ne gittin orada Alevileri görürsünüz. Çünkü Aleviler zaten sosyal yaşamın her alanında varlar. Tabii kurum olarak pozisyonumuz ne olacak? Avrupa'da biz şuna dikkat ediyoruz. Bunu yaparken bazen yanlış anlaşılıyoruz ve iyi okuma olmuyor burada. Biz Alevilerin haklarını talep edip haklarını aldığımızda bizim birinci görevimiz Alevilerin haklarının korunmasıdır. Alevilerin haklarının zarar görmemesidir. Çünkü bizim burada elde etmiş olduğumuz haklarımız, kazanımlarımız aynı zamanda Türkiye'deki Alevi hareketi açısından bir umuttur, bir örnektir, bir sahiplenme duygusudur. O anlamıyla da Alevilerin bir arada olması, bütünlüğü sağlaması, Alevi hareketinin elde etmiş olduğu Avrupa'daki kazanımları bilgi derecede kurulması gerekir. Bunu yaparken de bazı adımlarımızı atarken de daha dikkatli atmaya çalışıyoruz. Ama demokrasi mücadelesi içerisinde üstümüze bir şapkayı neyse biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bakın 280 cemevimiz var. Şu örneği Berlin konferansında da vermiştim. Bazı arkadaşlar yanlış anlıyor ama bunu anlaşılması açısından anlatıyorum. Mesela Türkiye'den Avrupa'ya gelip örgütlenen birçok kurum vardı. Yani bütün sivil toplum örgütleri, sol sosyalist hareketlerin hemen hemen her şehirde bir şubesi vardı. Gidip çay içip kahve yetiştikleri, konuştukları bir mekanları vardı. Ama zaman içerisinde hemen hemen neredeyse hepsi kapandı. Çok az. Yani parmakla sayılacak kadar mekanlar kaldı. Didif'in var belli yerlerde, Kürt Özgürlük Hareketi'nin belli yerlerde var, diğer sol sosyalist devrimci hareketlerinin buluştuğu yerler var. Ama ekseni olarak şu anda Türkiye'li toplumların bir araya gelip derdini konuştuğu, fikrini tartıştığı, düşüncesini aktardığı, hani zaman var, tane söyleyeyim. Bir dakika. O zaman bunu da ben bitireyim. Şunu da bitireyim. Buluştuğu iki mekan kaldı arkadaşlar. Yani Türkiye'den gelip bir araya gelip buluşabildiği iki mekan kaldı. Biri Türkiye'den gelip camileri kuranlar, bir de cemevleri kuranlar. Ağırlık eksenli buralarda toplanıyoruz. Zaten ne zaman seçim olsa bizim 280 cemevimiz seçim bürosu gibi çalışır. Bütün demokrasi güçleri ya da partiler bizim cemevlerimizde kendi görüşlerini, fikirlerini, propagandalarını anlatırlar. Bu bile bizim demokratik güç birliğine ne kadar önemli bir katkı sunduğumuzun en önemli belgelerinden, en önemli unsurlarından tanesi olarak görmek gerekir diye düşünüyorum. Fazla zamanınızı almayayım, sorular geldiğinde cevaplarını teşekkür ederim.
talebi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Matar'a teşekkür ediyorum. Demokrasi mücadelesi ve ittifaklar konusunda Avrupa Alevi Hareket adına düşüncelerini paylaştı. Şimdi de Halkların Demokratik Partisi adına Diyarbakır 25-26. Dönem milletvekilimiz Sibel Yiğit adına bu konudaki düşüncelerini bizimle paylaştı. Ben dayağı kalktım daha. Nasıl bant ediyorsun? Daha şey oluyor, interaktif oluyor. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bu konferansı düzenleyen, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sizler de hoş geldiniz. Aslında anlatacağım şey hepimizin hikayesi. Şimdi bakarken zamana %20'si sanırım 2015 sonrasında gelmiş. Ortak mücadele ettiğimiz alanlardan bir aradayız. Geri kalan arkadaşlarımızla 90'dan 2000'de 80 döneminde 70 döneminde bir şekilde yani o kuşaklardan sonra gelen politik kimliklerle olan arkadaşlarımız. Görünüyor mu? Efendim? Burak görünüyor mu? Ya böyle az çok tahmin ediyorum yani. Çok belli oluyor. Öyle olunca da hani insan biz kendi içimizde, kendi mahallemizdeyiz. Ve hepimizin hikayesi aslında değil. Ortak faydalarımız çok. Hepimiz bir itiraz etmenin, mücadele etmenin ve ona karşı vermiş olduğu direnişin bir bedeli olarak buradayız. Ya da devam eden savaşın bir şekilde mağdur olarak buradayız. Aslında hem bir mağduruz, hem mücadeleciyiz, hem sanırız Türkiye'nin karşısında, hem de aslında tanırız. Ve bu tanıklıklar, bu mücadele geleneği bizi bir araya getirir. HDP de tam işte kendisi. HDP Alevidir, Kürttür, kadındır, çocuktur, doğadır. Yani aklınıza gelebilen bütün ötekileştirenlerin hepsini bir araya geldiği siyasi bir partidir. Ne burada bir Kürt tek başınadır, ne bir Alevi tek başınadır, ne bir kadın tek başınadır. Hepsi ortak mücadele eden, ortak bir hat altındadır. Ve bugün Türkiye'nin tek devlet olması, hani o çirkin hamasetler üzerinden sürdürdükleri politikanın karşısında bizler varız. Onların çirkin hamaseti nedir? İşte tek bayrak, tek vatan, tek ülke, tek din diyerek sürekli bir taraf konsolide eden, onun karşısında Kürt'ü, Alevi'nin kadını, Müslüman'ı, Müslüman olmayanı herkesi terörize eden ve oradan da bir konsolide ettikten sonra güç tevşiren bir devlet sisteminin aslında biz mücadele sonucu buradayız. HDP de onun ürünü olarak bir araya gelinen bir siyasi parti. Kuşkusuz arkadaşlarımız her şeyin çok farkında ve çok iyi ifade ettiler. Türkiye'nin iç politikasını, yine arkadaşımız aynı şekilde Alevilerin bakış açısını çok net bir şekilde çerçevesini koydu. İşte bunların hepsinin toplamından HDP çıkıyor. Yani yanlış anlamayın başkanım yani. Ama biz de HDP olarak beraberiz yani. Şimdi böyle olunca da yani bizim birbirimizden ayrı bir anımız yok aslında. Ne biz sizden ayrıyız ne siz bizden ayrısınız. Yani HDP'ye yani, yaptınız. Biz yani o gemi, bu gemide ortağız. Yani gemi batarsa hepimiz batacağız. Onun için bu gemi yürümemiz lazım. O gemi gitmek zorunda. Dolayısıyla bu geminin yürümesi ya da daha doğrusu işin şeyi tarafa bu mücadelenin yürümesi bizim bir arada yan yana olmamızdan geçiyor. Bu yani en sonda söyleyeceğim, en başta söyleyeceğim konuya gireyim. Şimdi karşımızdaki bu tekçi rejim yine kendini yaşatmak adına altılı parti sistemi üzerinden hani millet ittifakı dediği bir sistem oluşturdu. Ve onların da ana şiarı şu, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde HDP yine yok. Yani hiç kimse yok diyor. Peki kim var parlamentede? Parlamentoda kim olacak? Sen neyi güçlendiriyorsun? Kendini mi güçlendiriyorsun? Yoksa Kürtleri dışarıda tutacak kendine yeni bir formül mü arıyorsun? Bu bir defa samimiyet açısından baktığında inanılmaz bir turnusu aslında. Güçlendirici parlamenter sistem dediği 6 milyon oy alan partinin dışarıda tuttuğu ama iddia olarak parlamenter sistem dediği bir yerden kendince politik bir hat çıkarıyor. Diğer tarafa baktığımızda AKP MHP ittifakının kendi onların söylemi de aslında birbirine benzer söylemler. Öyle bir noktaya geliyor ki Kürt'le yan yana, Alevi yan yana olmak onlar açısından potansiyel suç göründüğü için görüşelim ama arkada görüşelim, önde görüşelim. Yasak, gizli gizli. Ama öyle bir şey yok yani. Bakın burada biz kaç kişiyiz? Burada sadece küçük bir alan. Ama gidin Diyarbakır, Ahmet Nevruz'un alanına bakın, milyonlarca insan vardı. Yine Van'da milyonlarca insan vardı. İstanbul'da hakeza bile. 8 Mart meydana baktığımız zaman o kadınların dili, direnişi, Nevroz alanındaki haykırışlar ve talepler o kadar net ve berrak ve sahiydi ki kimse bu talepleri görmezden gelemezdi. Ama öyle bir noktadayız ki hani
Türkiye Anayasası'nın 4 maddesi var ya, Türk doğar işte, Türk asla tartışılamaz, değiştirilemez. Hemen akabinde de şey diyor, laiklik gelir. Şimdi sen gelenek kurusun, ama laiklik diyorsun. Gelenek bütçe veriyorsun. Eğer Alevi'den aldığın vergi, yani camileri harcarken Alevi'nin cebevi kurumuna karşı bir saygı göstermiyorsun, hatta yok sayıyorsun. Ölen insanların, yaşamış insanların o ritüellerin yapmasına da izin vermiyorsun. Mesela asker, Alevi askerler yaşamı yitirdiğinde onların düşünün, devlet normalde askerlerin cenazesine gidip orada bir hamaset yapar ama yaşamı yitiren bir Alevi olduğu zaman cebevine gitmemek adına oraya gitmez. Fakat arka planda da dönüp en çirkin hamasetlerle işte kendine göre o ırkçı, milliyetçi tavanında konsolide etmenin aracı haline gelir. Ve bunların hepsi şu anda karşımıza baktığımızda aslında devletin bir yıkım rejimi olduğunu, kendi içinde kendini yok ettiğini ve bunun yerine ikamesi olarak da bir mafyatik sistem olduğunu hepimiz gördük. Çok değil, bir yıl bile olmadı. Sedat Peker herkes ağzına bakar hale geldi. Düşünün, bir mafya lideri ne diyor diye herkes bakıyor. Milyonlarca insan izlemeye başladı. Söylediği şey neydi aslında? Suç ortaklığı yaptığı insanların suçlarını karşısına şantaj olarak kullandığı bir itiraf kasetleriydi. O kişi ki geçmişte savaş paydaşlığı yapan Rojava'ya, Afrin'e zırhlı araç gönderen, oradaki kadınlara ve oradaki yerleşik hayata korkunç zulmeden, insanlık suçu işleyen, savaş suçu işleyen bir aktörün, savaş paydaşlı olan bir aktörün şu andaki dilini herkes ne söyleyeceğini merak ediyor. Bunun karşısındaki konumlandırdığı kişi ki İçişleri Bakanı. Şimdi böyle bir sistemin legal, yasal, meşru sistem olabilir mi? Böyle bir meşru sistem olabilir mi? Mafya meşrulaşıyor, devlet illegalize ediyor. Onun karşısındaki yargı sistemi tamamen işlevsiz bir halde. Tek işlevi var o yargı sisteminin, Kürt'e, Alevi'ye, muhalefe karşı sistematik olarak işlev kazanmak. Ola ki bir şey söyler, bir tweet atar, biri sosyal medyada bir şey paylaşır, bir mitinge gider, bir HDP'nin önünden geçer, bir Alevi kimliği üzerinden bir şey söyler. Hemen onlara karşı yargı sistemi çok mahir. Çünkü yargı sadece bizler için var. O yargı sistemi aynı zamanda kadın cinayetinde yoktur, çocuk tecavüzünde yoktur, hırsızlıkta yoktur. Yani orada işlevsizdir. Tek işlevi kazandırdığı alan Kürt'tür, HDP'dir, işte Alevi'dir ve tüm ötekileştirilenlerdir. Böyle bir oluşumun, böyle bir sistematiğin karşısında da yine milyonlarca insanın bir ara geldiği aslında bizler varız. HDP vardır, Demokratik Güç Birliği vardır. Bugün Ayşegül arkadaşımızın anlattığı ve orada mücadele ettiği yol arkadaşlarımız vardır. Yine bugün Hüseyin Başkanımızın bahsettiği, biz de içine kattığı Aleviler Birliği vardır. Kadın birlikleri vardır ya, var da vardır yani. Ama yeter ki bu varlıklar bir arada değildir, sorun mu? Yani bizim kendi içimizdeki o paylaşma, ortaklaşma, gerçekten ortak yol yürüme konusunda zaman zaman eksikliklerimiz, yetmezliklerimiz de var. Öyle bir noktaya geldik ki arkadaşlar, cenazeleri kargoyla gönderiyoruz. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Savaşlarda, ortaçağ savaşlarında bile savaş yapımında durdurulur, savaş bekletilir, cenazeler takas edilirken şimdi insanların cenazelerini kargolarla gönderiyorlar. Peketili olması, olmaması meselesinden bahsetmiyorum. Onun peketili olması, onun cenazesinin kargoyla gönderilmesi anlamına gelmez. Bu bir, yani bunun sözle ifade edilemeyecek düzeyde ağır bir şeydir bu. Ve bu halka bunu reva görürken bizim halen dağınık ve parçalı olmamız hem Millet İttifakı açısından hem Cumhur İttifakı açısından çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ve bu avantajdan besleniyorlar. Bizim bir aradaki bu dağınıklığımız onları güçlendiriyor. AKP çok başarısızdır ama karşısındaki daha başarısızdır. AKP'nin başarısı bizim başarısızlığımızdan geliyor. Düşünün, mafyanın kendini, mafyanın devlet suçlarını itiraf ettiği bir dönemde elimizde bu kadar materyal varken, bu kadar somutlaşmış suçlar varken biz bunları onlara karşı daha büyük bir mücadele araca dönüştüremiyoruz ama onlar hala %25-30 alabiliyor. Bu aslında düşündüğümüzde hepimizin eksikliği ve etmezliğidir. Ama tabii şu da bir gerçek, bu bizim bir arada olmamızı da zorlayan bir gerçek. Şimdi biz mecburuz arkadaşlar. Bizim kaç kuşaktır, bak Hüseyin Başkan söyledi, kaç kuşaktır Aleviler devlet ürünü yaşıyorlar. Kürtler hakeza öyle, kadınlar hakeza öyle. Peki bu kuşakların birbirine miras bıraktığı bu acılar
bu savaş gerçekliğini bundan sonraki kuşaklara biz bırakacak mıyız? Bizim buradan bir bakmamız lazım. Şimdi uzun uzun tarihinden veya devletin yapmış olduğu zulümden bahsedebiliriz. Ve hep de bahsediyoruz. Hep biz nasıl bizim, hep şunu anlatıyoruz, bizi öldürüyorlar. Biz öldürüldüğümüzü ispat etmek zorunda bırakıyorlar bizi. Onlar öldürürken biz diyoruz ki siz bizi öldürdünüz ve bunu için ispat etmeye bizi zorluyorlar. Şimdi yani Deniz Poyraz, HDP ilçe binasında insan katledildi. Onun nasıl öldürüldüğünü biz ispat etmek zorunda kalıyoruz. Kapıda polis beklerken ve herkes bunun girişini, takibini yaparken orada bir organizasyon suç örgütü üzerinden katledildi ve biz bunu ispata zorlanıyoruz. Bize bunu ispat edildi. Normalde tam tersi olur. Normalde o insanın yaşaması gerekirdi, öbür böyle bir şey olmaması gerekirdi. Yine burada Avrupa'da işlenen cinayete bakıyorsunuz. Sadece cansızların cinayeti. Kadın cinayetleri hiç birbirinden bağımsız değil. Çünkü nedir bunların ana arka planda? Tekçi, erkek, eril yani erkek derken hocam inşallah eril zihniyete bahsediyorum. Eril zihniyeti, ırkçının, tekkinin getirmiş olduğu ana motivasyonlar üzerinden bugün bu kadar saldırıya mahsus oluyor. Afrin işgali de buradan bağımsız değil. Bakın Afrin'deki ağaçları kökünden çekiyorlar, zeytin ağaçlarından. Ağaçları kökünden çekip getirip nerelere satıyorlar? Buralara kadar gelen zeytinler satılıyor. Dün iki gün önce Ankara'da IŞİD'in elinden bir kadın kurtuldu. Bakın ailesi aldı onu. Para karşılığında artık onların kendi içindeki o korkunç bir süreçten sonra alabildi. Ama Ankara neresi? Türkiye'nin başkentinin devlet güvenlik sisteminde en yoğun olduğu bir yerde. Ama IŞİD orada elinde bir kadın tutup o kadını orada düşünebiliyor musunuz? Kadını orada özür dilerim ama sattılar kadını yani. Ama şimdi evet aynen öyle işte konu bu. Yani IŞİD nerede? Ankara'nın içinde o kadını yani nasıl söyleyebilirim? Köle pazarında satmak isteyenleri elinde tutan ve orada yaşayan bir şebekeden kurtarıldı. Böyle bir gerçeklik var karşımızda. O IŞİD kimdir? Kürt'e kadına Alevi'ye düşman olan bir sistem midir? Bir organizasyon mudur? Ama o organizasyonun paydaşları kimdir? İşte Pekerler'de, Erdoğanlar'da, Süleyman Soylular'dır. Kişilerdir ve devlet. Tabii ki bu devlet gerçekliğini hepimiz biliyoruz. Hepimiz burada hayatımıza bir şekilde dokunduk. Ama bizim bundan sonraki kuşağa, çocuklara ve gençlere artık bizim dedelerimizin, atalarımızın yapamadığını bizim yapma gibi bir sorumluluğumuzla gelişti. Bizler yaşadık, dedelerimiz yaşadı, analarımız yaşadı. 5-6 kuşaktır bunu yaşıyoruz, yakın tarihçi söylüyorum. Ama bundan sonraki kuşağın da biraz daha rahat, biraz daha insani, ahlaki, onurlu bir yaşamı onlara bırakmak gibi bir sorumluluğumuz var. Ve şu da bir gerçek. Şimdi mafya rejimi üzerinden bunu söyledikten sonra hani biz kaybettik dedin ya başkanım, hani biz kazandık. Niye? Çünkü öyle bir kazandık ki mafyonlar adına konuşuyor. O yüzden kazandık. İkincisi de bizim HDP'nin %13'ü, şu anda en kötü şartlarda %13'ü AKP'nin %40'ından büyüktür. İtal olarak büyüktür. Yani CHP'nin de %30'undan büyüktür. 28'den büyüktür. Neden büyük biliyor musunuz? %30'a tek başına gelemez, %40'da gelemez. Kim %13'le anlaşırsa o kazanır. O yüzden biz hepsinden daha güçlüyüz. Bu bir. İkincisi, bizim haklı olan bir motivasyonumuz var. Yani yolsuzluk, hırsızlık, vurgun vesaire üzerinden partinin en küçük bir, en dibinden en üste kadar en ufak bir imkanlaşığı yoktur. Bu kadar kayyumlar atandı, bu kadar ağır saldırılara maruz kalındı, bu kadar binlerce soruşturma geçirdik, bir tane yolsuzluk yakalandı. Bu anlamda temiz bir sicilimiz var. İkincisi, bizim karar verip biz istersek istediğimizi başkan yaptırırız ama istemediği par yaptıramayız belki ama istemediğimizi kesinlikle başkan yaptırmıyoruz. Şekilde görüldüğü gibi Erdoğan. Ve bunların hepsinin toplamında bize düşen şudur ki arkadaşlar, bir arada olmalıyız. Ne olursa olsun amansız, fakatsız bir arada olmalıyız. Ve biz bir arada olacağız ve mutlaka bu mafya rejimini de yıkacağız diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben de bir kez daha katılımcıları saygı ve sevgiyle selamlarken panelin birinci oturumunun kaç dakika olması konusunda kendilerinden rızalık aldık. Araya ihtiyaç var mı rızalığınıza sığınmak istiyorum. Ara verelim mi? Dakika olarak
15 buzdolabınız var mı? Evet. 15 dakika ama eve gitmek, çarşı pazara gitmek, alışverişe gitmek yok. Arada kaçıyor.